Nursel Köse. O doğduğunda yıl 1970'ti. Malatya'da dünyaya gelen Nursel çok akıllı ve çalışkan bir çocuktu. 17 yaşındayken üniversite eğitimi için Almanya'ya özel öğrenci olarak gitti. Almancasını ilerletmek için sürekli kurslara katıldı. Köln Üniversitesi'nde mimarlık okudu. Almancayı sonradan öğrendiği için ilk başta oyunculuk okumak gibi bir şansı yoktu. Okulunu başarıyla bitirdi ve yüksek mimar oldu. Öğrenimi sırasında tiyatro yapmaya başlamıştı aslında. Türk ve Alman tiyatrolarında oynadı. Yeni tiyatro grupları oluşturdu, oyun yazdı, dans etti. Radyo tiyatroları yazdı ve yönetti. İki dilli şiir kitabı çıkardı. Mezun olduktan sonra bir süre mesleğini de yaptı. Alman pasaportunu alıp oturumunu garantileyince mimarlığı tamamen bırakıp kendini sanatın kollarına bıraktı. Psikoterapist olan arkadaşı Serpil'le 1992 yılında iki yabancı kadın kabare grubu kurdu. Yer Kozmetikçileri Kabaresi ile kabare yıldızı olarak ünlendi. Ünlü sanatçı Hürriyet Kelebek'ten Melike Bir Gölge'ye verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. Kabarede 5 veya 6 yabancı kadın olarak grup çalışması olmasına rağmen oyunları kendim yazıp yönettim ve oynadım. 6 kadın bir minibüsle tüm Almanya'yı ve Almanca dilli ülkeleri 10 yıl boyunca turladık. Kabare form değiştirmeye başladı. Özel televizyon kanalları komediye önem veriyordu. Kabarede komedi beklentileri yükseldi. Biz bu akıma kendimizi bırakmadık ve güzel bir sonla 2000 yılında bitirdik. Benim sahne sevgim son bulmadı ve yeni bir ikili oluşturdum. 4 sene birlikte doğaçlama kökenli stand-up yaptık. Nursel Köse komedi yönünden Milliyet'e verdiği röportajda şöyle bahsetmişti. Ben güldürmek için yaşıyorum. İnsanların gülmesinden ve gülümsemesinden çok mutlu oluyorum. Farklı kapılar, perspektifler açılıyor. Hele de her gün farklı kederli şeyler yaşadığımız ortamda insanların yüzünde sıcak bir gülümseme oluşturmak çok arzu ettiğim bir şey. Nursel hiç oyuncu olayım demeden, hayalini bile kurmaya vakit bulamadan oyuncu olmuştu. Ama yaşadığı zorluklar da çoktu. Kendini kabul ettirmesi kolay olmamıştı. Yıllar önce Sözcü'den Yüksel Şengül'e verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. Almanya'da kendimi kabul ettirmem çok zor oldu. Çünkü onların bakış açısı her zaman yabancı kadın, Müslüman kadın, zavallı kadın şeklindeydi. Bizi hep gölge kadınlar olarak görmüşler. Susmuş ve susturulmuş kadınlar. Bunları değiştirmek için ya sanat yapmalıydım ya da siyaset. Ben sanatı seçtim. Benim için sanat bir karıncanın büyüteçle görülmesini sağlamaktır. Yaşadığı zorluklar bu kadarla da kalmamıştı. Usta sanatçı Milliyet'e verdiği röportajda uğradığı saldırıları şöyle anlatmıştı. Sokakta 2-3 kere dazlaklar, kara kaş ve gözüm olduğu için etrafımı çevirip, tükürüp tartakladı. Her seferinde ramakkala Allah yüzüme baktı da kurtuldum. Almanya'dan soğuma nedenlerimden biridir bu. Çok travma ve korkular yaşadım, rüyalarıma girdi. Dazlak ve faşiste tahammül edemem. Kameralarla Almanya'da tanışan Nursel Köse orada pek çok filmde rol aldı. Sinemadaki ilk rolü 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Buket Alakuş'un ödüllü filminde başrol karakterle uluslararası üne sahip oldu. 2007 yılında Münster Film Festivali'nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Francisco'da yapılan Berlin Beyond Film Festivali'nde onur konuğu oldu. Aynı yıl senaryosunu Fatih Akın'ın yazdığı Yaşamın Kıyısında filmiyle adını Türkiye'de de duyurmayı başardı. Bu filmde Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Tuncel Kurtiz gibi oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti. Ayrıca başarılı performansı sayesinde 44. Antalya Film Şenliği Altın Portakal Ödülleri'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Aynı film bir yıl sonra 1. Yeşilçam Ödülleri'nde ve 19. Ankara Film Festivali'nde de Nursel'e ödül getirdi. Hürriyet'e verdiği röportajda bu filmde rol alma hikayesini şöyle anlatmıştı. 2003 yılında çekilen filmimin galasında Fatih Akın bana çok iyi bir oyuncu olduğumu ve bir gün mutlaka benimle çalışmak istediğini söyledi. 2006'da beni aradı ve önümüzdeki 2 yılda hamile kalma planın var mı diye sordu. Hayır yok dedim. Sana bir teklifim var. 6 kahramanı olan bir film yapmak istiyorum dedi. Senaryo henüz taslak halindeyken evet dedim. Çünkü yine karşıma heyecan verici ve çok uğraşmam gereken bir rol çıkmıştı. Fatih Akın'la çalışmak oyunculuğumu dünya sinemasına taşıdı. Ama en önemlisi beni Türk seyircisiyle ve sinemasıyla tanıştırdı.
filmden sonra Kış Masalı, Yedinci Avlu, 72. Koğuş, Karadağlar, Kardelen, Dedeler İyisini Bilir, Al Yazmalım, Kötü Yol, Kafkas, Kuzu, Paramparça, Propaganda, İçimde Akan Nehir, Kaçma Birader, Avlu, Güvercin ve Arıza gibi yapımlarla şöhretini arttırdı. Kuzu filmi de Nursel'e Altın Portakal getirmişti. Şimdilerde Show TV'de yayınlanan 3 Kuruş adlı dizide Neriman karakterine hayat veren Nursel Köse, Civan Canova, Uras Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç, Nesrin Cevatzade, Bora Akkaş gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçiyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şiir, öykü ve deneme kitapları olan Nursel Köse, bu yönüyle ilgili Show TV'ye verdiği röportajda şöyle söylemişti. "Yazmak hayatımın başka bir yanı. Şiire ruhum sonbahar yaşarsa sarılıyorum. Melankolik yanım yazıyor şiiri. Radyo tiyatroları yazdım. Çok farklı bir keyif. Çocukluğumda radyo tiyatrolarını çok dinlediğim nostaljik zamanlara götürdü beni mesela. Soytarı Özgürlüğü kitabı mizahi bir oyuncu biyografisi gibi. Şimdi ilk romanımı bitirdim." Usta sanatçı Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda, herkes sinema sektörü için yurt dışına çıkmak isterken Türkiye'ye dönmesiyle ilgili şunları söylemişti. "Herkes Avrupa sineması yapmak için yurt dışına çıkmak isterken ben niye Türkiye'ye geldim? Türkçe oynamak için limuzinden indim, Murat 124'e bindim." Nursel Köse uzun yıllar evlilikten kaçmıştı. Evliliğin ilginç bir müessese olduğunu ve bu kuruma korkarak baktığını söylemiş. Hatta biraz evlilik özürlü olduğunu belirtmişti. Onun için en kötü durumda herkesin bavulunu alıp gitme özgürlüğü olmalıydı. Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili şunları söylemişti. "Özel hayatımı ayılardan arındırdım. Ancak bu ayıları yok sayıyorum anlamına gelmiyor. Ömür boyu süren kadınlık savaşı var önümüzde. Hele ki Türk kadınına özgürlük ve bağımsızlık tepside hazır sunulmuyor. Ama sevgilisine eşim diyordu Nursel. Sonra hayatına Ulrich Martin girdi. 13 yıl süren sevgililik döneminden sonra Danimarka'da kimseye haber vermeden evlendiler. Bu evlilikten Türk hayranlarının bir yıl sonra haberi oldu. İkinci sayfa programına konuk olan sanatçı evlendiğini şu sözlerle açıkladı. 14 yıllık ilişkimin 13. yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Danimarka'da evlendik. Orada çok formalitesiz evleniyorsun. Belgelerini gönderiyorsun, 15 günde halloluyor. Çok özel bir andı benim için. Özelimizi koruduk bu yüzden." Nursel Köse bir gününün nasıl geçtiğini eniyikadın.com'dan Melis Demirtaş'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "Evimde çok mutlu ve huzurluyum. Günlerce dışarı çıkmam. Kitap okuyup kitap yazarım. Gerilim, polisiye, roman. Yürüyüş ve pilates yapıyorum. Yemek yapmayı da severim. Biyografi okumayı ve izlemeyi severim. Sahne oyunları izlerim. En önemlisi eşimle olan zamandır. Hayatı keyifli ve neşeli geçirmeyi, acısız, kavgasız, büyüklerin iktidar oyunlarından uzak yaşamayı tercih ediyor, çok özelini seviyorum." Ünlü oyuncu Posta'ya verdiği röportajda kendisini şöyle anlatmıştı. "Dakikliğim, titizliğim, iş ahlakım, sevdiğim yönlerimden. Setlerde çaycısından yönetmenine kadar herkese çok hassas ve eşit davranırım. İyi bir ev kadınıyımdır. Yemek repertuarım çok geniş değildir ama çok iyi yaparım. Düzenliyim, simetri düşkünüyüm. Sadık bir arkadaşım. Büyük hatalar yapmadıkça insanları hayatımdan atmam. Affedeceğim, kavgayı sevmem. Hatta tırsarım. Haksızlığa tahammülüm yok. Yalan ve iftiradan da korkarım." Biz de Nursel Köse'yi daha nice başarılı projede izlemeyi umuyoruz.